Liman ve Terminal Yönetimi dersinin birinci ünitesi liman işletmeciliğinde temel kavramlar ve taraflar adını taşıyor. Bu ünitedeki temel amaç limancılıkla ilgili temel kavramları anlatmak ve bu sayede öğrencilerle birlikte ortak bir dili kullanabilmek. Öncelikle limanın tanımını yapalım. Liman, gemilerin yanaştığı, yüklerin taşıma modunun değiştirdiği ve yüklere lojistik hizmetlerin verildiği kıyı tesisleridir. Tabii bu tanımın içinde birçok unsur var. Nedir bu unsurlar? Öncelikle gemilerin yanaşması için bir tesisin, bir altyapının olması gerekiyor. Yüklerin taşıma modunun değiştirilmesi için belirli ekipmanların olması gerekiyor. Yüklere aynı zamanda lojistik hizmetlerin verilmesi için gerekli donanımların olması gerekiyor. Bu dersin kapsamında çok fazla kullanacağım bir kelime var. Elleşleme kelimesi. Cargo handling kelimesinin Türkçeleştirilmiş halidir. Elleşleme deyince liman içinde yapılan, yükle ilgili yapılan bütün işlemler akla gelmeli. Aynı zamanda terminal kelimesinin de tanımını yapmak istiyorum. Çünkü liman ve terminal kavramları aslında farklı kavramlar. Eğer tek bir yük tipinin elleşlendiği bir yapıdan bahsediyorsak, tek bir yük tipinin ihtisaslaşması söz konusuysa buna terminal adı veriyoruz. Yani dolayısıyla limanlar terminallerden oluşur dersek çok da yanlış bir ifade kullanmamış oluruz. Şimdi limanların sahip olduğu varlıkları dört temel başlık altında toplayabiliyoruz. Nedir bunu? Bir defa temel liman altyapıları var. Operasyonel liman altyapıları var. Liman üst yapıları ve liman ekipmanları olarak dört temel başlığımızın olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bu başlıkları biraz açacak olursak temel liman altyapılarının altında neler var? Bir defa yaklaşım kanalı var. Deniz yolundan gemilerin limana yaklaşması için kullandıkları yola yaklaşım kanalı adı veriyoruz. Deniz yoluna yaklaşım kanalı adı veriyoruz. Limanın giriş ağzı, mendirekler ve dalga kıranlar ki bu yapılar çok kritiktir çünkü limanı dalga, rüzgar ve akıntı gibi etkilerden koruyan yapılardır. Liman sahasında sakin bir su elde etmemizi sağlarlar bu yapılar. Limanın kara ulaşım bağlantıları ki bu karayolu olabilir, demir yolu olabilir, boru hattı olabilir. Yine özellikle Avrupa'da çok sık gördüğümüz yapıda geri sahada eğer uygun nehirler varsa iç su yolları temel liman altyapıları altında sayılabilir. Bir başka altyapı operasyonel liman altyapıları. Bu limanın içindeki su yolları, gemilerin manevra daireleri, liman baseni adı verilen doğal ya da yapay liman içi su alanları ki bunlar genelde tarama ile oluşturulan suni yapılardır. Rıhtım duvarları, gemilerin yanaştığı rıhtımlardan bahsediyorum. Ve iskeleler. Rıhtım ve iskeleler arasında çok temel bir fark vardır. Rıhtımlar denize paraleldir. İskeleler denize dik olarak inşa edilen yapılardır. Bu en temel farklarından birisidir. Aynı zamanda şamandıralar, operasyonlarda özellikle dikkat edilmesi gereken şamandıralar, fenerler gibi gemi seyir navigasyon yardımcıları da aynı zamanda operasyonel liman altyapıları altında sayılabilir. Bu şekilde gördüğünüz gibi iskele yapısında yanaşmış iki tane gemiyi görüyorsunuz. İskelelerin denize dik yapıldığını, rıhtımın denize paralel inşa edildiğini bu şekilde de görebiliyorsunuz. Liman üst yapılarından bahsedecek olursak idari binalar, tahıl siloları, limanların zemin kaplamaları, palkaranları, depolar, yük istifleme alanları ve tamir bakım atölyeleri limanların üst yapıları olarak adlandırılabilir. Liman ekipmanlarına bakacak olursak, liman ekipmanları tabii çok çeşitli. Gemilerin liman için manevralarında kullanılan romorkörler, liman baseninin taranmasında kullanılan tarama gemileri, yükün elleşenmesinde kullanılan rıhtım binçleri, liman sahasında kullanılan ekipmanlar, liman ekipmanları içinde sayılabilir. Dersimizin bir ünitesinde özellikle liman sahasında kullanılan ekipmanla çok detaylı bir şekilde işleyeceğiz. Limanların ne tür işlevleri var? Birçok işlevi var. Bir defa barınak olması en temel, en geleneksel işlevidir limanların.
Bunun yanında yük ve yolcu elleştirmeleri, gemilere destekleyici hizmet vermeleri, endüstriyel gelişim için bir üs olmaları, tedarik zincirinde ulaştırma modlarının kesişim noktalarının olması gibi belirli işlevleri var. Bu işlevlerin detaylarını yine ilerleyen chapter'larda, bölümlerde göreceğiz. Şimdi liman işletmeciliğinde taraflardan ve liman sahasında ve yakın bölgelerinde yer alan kurumlardan da bahsetmek istiyorum. Zaten bu şekilden de anlaşılacağı gibi limanlar bir küme yapısında ve birçok kurumun, işletmenin bir arada iş yaptığı, bir arada ticaret yaptığı bir küme yapısında. Hizmeti talep edenler var, hizmeti arzını yaratanlar var. Hizmeti talep edenlere baktığımızda taşıtanlar, yani yükü taşıtanlar ve aynı zamanda yükletenler. Bunların farkları var. Aynıymış gibi görünüyor. Bu farkları kitapta da açık bir şekilde yazdım. Donatanlar, armatörler ve gemi kiracıları, hizmeti talep edenler, yine gemi acenteleri hizmeti talep edenler arasında yer alıyorlar. Yani bu bir anlamda bu tarafa hizmet talep edenleri fatura kesilen taraf, limanların müşterileri olarak da bakabilirsiniz. Peki bu hizmet arzını yaratanlar kimler diye bakacak olursak, bir defa ticari hizmet sağlayıcılar var. Ticari hizmet sağlayıcıların en başında tabi terminal operatörleri var. Sonrasında yükleme boşaltma yüklenicileri, ki bu işletmeler terminal içinde gemilerin yüklenmesi ve boşaltılmasında faaliyet gösteren işletmelerdir. Kılavuzluk, römorkaş ve palamar işletmeleri gemilerin emniyeti bir şekilde terminallere, iskele ve rıhtımlara yanaştırılması için hizmet veren işletmeler. Uzmanlık gerektiren bir iş dalıdır bu. Lojistik hizmet sağlayıcıları, gemi gözetim işletmeleri, konteyner tedarik işletmeleri, gemi bakım ve onarım işletmeleri. Bunlar ticari hizmet sağlayıcılar olarak limanlarda yerini alıyorlar. Sadece bunlarla kalmıyor. Kamu kurum ve bazı kamu kurumlarının da limanlarda hizmet arzı yarattığını görüyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı birimler, Liman Başkanlığı, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı gibi unsurlar limanlarda kamu hizmeti vermekte. Diğer yandan ticareti kolaylaştırıcı kurumlar da var. Bunlar doğrudan limanların içinde yer almayan fakat limanlara yakın bölgelerde konuşlanan ve ticareti kolaylaştıran özel kuruluşlar. Bir defa brokerlik firmaları var. Bankalar, deniz sigortacıları, P&I kulüpleri, gemi klas kuruluşları, sendikalar, deniz ticaret odaları ve insan kaynakları ile ilgili bu yönde hizmet veren işletmeler. Tabii bu her unsurun detaylı tanımlarını kitapta bulabileceksiniz. Ben burada süreden de kaynaklanan nedenle biraz yüzeysel geçiyorum. Bu dersimizin, birinci ünitemizin öğrenme çıktıları şunlardı. Liman işletmeciliğine ilişkin temel kavramları ayırt edebilme, limanların işlevlerini açıklayabilme, liman işletmeciliğindeki tarafları tanıyabilme, kamunun liman işletmeciliği ile ilgili kurumlarını tanıyabilme. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.